Tartışılan sokak hayvanları düzenlemesi sabaha karşı kabul edildi. 14 saat süren oturumda 275 milletvekili evet, 224 vekil hayır oyu verdi. Bir vekil de çekimser kaldı efendim. Oturumun sonunda meclis 1 Ekim'e kadar tatil edildi. Komisyon sürecinden genel kurul görüşmelerine kadar her adımda tartışmaların ve kavgaların yaşandığı sokak hayvanları düzenlemesi sabaha karşı meclisten geçti. Oy sayısı 500, kabul 275, red 224. Çekimser 1. Dünkü mesai yaklaşık 14 saat sürdü. Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılmasına yönelik kanun teklifinin görüşmeleri pazar günü başladı. Salı sabah saatlerinde tamamlandı. 17 maddeden oluşan teklifin görüşmelerinde iktidarla muhalefet yine karşı karşıya geldi. Medeni dünya diyorsunuz ya, bakın ABD'de bir hafta sokakta yaşayan köpek alınır. Sahiplenilmezse ütenaziyle öldürülür. Yalanların en büyüğü şuydu. Bu kanun katliam kanunu. Yalan. AKP Grup Başkanı Sayın Güler'in hazırladığı yasa teklifini savunmaktan ne kadar aciz olduğunu apaçık gördük. Düzenlemeyle Veteriner Hizmetleri Kanunu'nun 9. maddesine atıf yapıldı. İnsan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden, bulaşıcı veya tedavi edilmeyen hastalığı bulunan hayvanlar için ötenazi işlemi veteriner hekim tarafından veya veteriner hekim gözetiminde yapılır hükmü uygulanacak. Dün akşam görüşmeler sırasında düzenlemeye itirazını yüksek sesle dile getiren tip İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, kürsüye çıkarken AK Partili milletvekilleri salonu terk etti. Gitmeden görün gitmeden. Size ne anlatsak boş zaten, güle güle. CHP lideri Özgür Özel ve İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da genel kurul salonunda takip etti teklifin görüşmelerini. Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun. 224 hayır oyuna karşılık 275 evet oyuyla kabul edilen düzenlemeyle sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar hayvan bakım evlerine toplanacak ve sahiplendirilinceye kadar bakılacak. Yerel yönetimler 2028 sonuna kadar bakım evleri kurmakla yükümlü olacak. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen belediye yetkililerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek. Sahiplendiği hayvanların bakımını ihmal eden ya da onlara ağrı, acı veya zarar veren kişilerin hayvan bulundurması yasaklanırken sahipli hayvanını terk edenlere 60 bin lira para cezası verilecek. Düzenleme henüz resmi gazetede yayımlanmadı ama Diyarbakır Silvan'dan belediyenin sokak köpeklerini toplamaya başladığı haberi geldi. Tepkiler üzerine köpeklerin barınağa götürülüp kısırlaştırıldıkları ve bir süre sonra yerlerine bırakıldıkları açıklandı. Sokak hayvanları düzenlemesinin kabul edilmesinin ardından meclis 1 Ekim'e kadar tatile girdi. AK Partili milletvekilleri de hatıra pozu verdi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da dün önce iktidar sonra muhalefet kulesini ziyaret etti. Milletvekillerine baklava ikram edildi.